Köy Müdürü Mehmet Baysal İlkokulu, Okul Müdürü Bayram Demir. Öncelikle bu AYTEK projesine destek veren bütün gönüllü arkadaşlara ve okul öğretmenimiz Celal Ünlü'ne teşekkür ediyorum. Güzel bir çalışmaydı. Şimdi müdürümüze çeşitli sorularımız olacak. Birinci sorudan başlıyoruz. Öğrenme hikayesi, okul vizyonu, stratejisi, pedagojik veya müfredat planlamasının neresinde yer alıyor? Vizyonumuz, okulumuzu bütün bireyleriyle eğitim, kültür, bilim alanlarında her zaman ve her yerde en üst seviyeye ulaştırmak. Temel değerlerimiz, öğrencilerin öğrenmeyi öğrenmesi ilk önceliktir. Öğrenciler bütün çalışmalarımızın odak noktasıdır, amaçlarımızı temel oluşturur. Bunlar için biz öğrencilerimizin başarısını artırmak için birlikte sorumluluk alır, verimli şekilde çalışırız. Öğrenci merkezli öğretimi, kalite oluşturmanın en etkili değerlerinden biri olarak kabul eder ve bunu yaşama geçirmeye çalışırız. AYTEK, katılımcı sınıflar için yenilikçi teknolojiler, çalışmalarının vizyonumuz ve temel değerlerimizi destekleyen ve güçlendiren bir değişikliğe yol açacağını düşünüyorum. İkinci sorumuz, öğrenme hikayesi mevcut okul kültürü uygulamalarına ne kadar uyuyor? Öğrenme hikayeleri uygulaması yoluyla ne gibi değişiklikler görüldü? Öğrenci grup çalışmalarının son çıktılarını gözlemlediğimizde 1. Buluş grubunun tasarladığı sensörlü çalışma alanı, ürünü temel değerlerimizden tasarruflu olma bilinciyle eşleştiği. 2. İnovasyon grubunun tasarladığı gürültü ölçer ürünün temel değerlerimizden, değerlerimizdeki verimlilik ve öğrencilerimizin başarısının artması ile eşleştiği. Patent grubunun tasarladığı lazer hakem, temel değerlerimizden objektiflik ve güvenlik bilinciyle eşleştiği, ALGE grubunun tasarladığı hava temizleyici, temel değerlerimizden temizlik, kalite bilinciyle eşleştiği görülmüştür. Ayrıca çalışmanın bütününde oluşturulan 6K sınıf tasarımı ise temel değerlerimizden öğrencilerimizin bütün çalışmalarımızın odak noktasıdır. Bilincini vererek öğrenmeyi öğrenme olgusunu kolaylaştıran bir öğrenme ortamı çalışmasıdır. Evet, üçüncü sorumuz 9'a denk geliyor. Öğrenme hikayesini desteklemek için kullanılan teknolojinin faydaları ve zorlukları sizce neydi? Team App'ta öğrenci gruplarının ses kayıtlarında Türkçe'yi doğru ve etkili kullanmak, yazılı ve sözlü iletişim yetilerinin daha güçlü geliştiği. Video çekimlerinde ve bu çekimlerin internette paylaşılması öğrenci gruplarının çalışma ve üretmeye daha çok motive olmasını, SketchUp'ta öğrenci gruplarının 3 boyutlu modellemeler yaparak hayal güçlerini ve yaratıcılıklarını daha kolay ortaya çıkardıkları, proje ve tasarım hazırlama programında ise öğrenci gruplarının iş planlaması, tasarım, üretim sürecini planlamasını daha etkili şekilde yapmalarını sağlamıştır. Çalışmaların sonunda öğrenci gruplarında genel olarak yazılı ve sözlü iletişim, yenilikçilik, analitik düşünme, karar verme, yeni teknolojilerden faydalanma, işbirliği, özgüven, sorumluluk, katılımcılık, saygı, duyarlılık, dürüstlük, objektiflik değerlerinde gözle görülür bir artış olmasını hedefliyoruz. Teşekkür ederim. Teşekkür.